Bir senede neler mi yaptık? Çok çalıştık ve sizler için geniş bir satış ağı kurduk. Zamanınızı harcamak ve yüzlerce dosyayla boğuşmak için değil, çözüm sunmak için geldik. Her gün daha çok noktada size ve ihtiyaçlarınıza hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Neden mi? Tabii ki gözünüz arkada kalmasın diye. Ucu bucağı görünmeyen bahçelerin bin bir çeşit meyvesi sizin. İşleyip alın teri döktüğünüz bu bereketli toprak sizin. Kınalı kuzuların, sarı kızların verdiği besin sizin. Bu muhteşem canlıların şifalı balı sizin. Verdiğiniz emekleri toplamak için gündüzler sizin. Denizlerin sunduğu şölene katılmak için günler sizin. Ama verdiğiniz tüm bu emekler bir doğal afetle boşa gidebilir. Siz de çok geç olmadan %67'ye varan devlet desteğiyle çok uygun primlerle sigortanızı yaptırın, emeğinizi Tarsim'le korumaya alın. TMT sigorta katkılarıyla sigorta günlüğü başlıyor. Pazartesi daha sigorta günlüğü programına hoş geldiniz. Bu hafta sigorta haftası dolayısıyla geçen hafta bu hafta sigorta günlüğü dolayısıyla sigorta haftası kutlamaları yapmaya çalıştık. Billboardlara çeşitli il ve ilçelerde billboardlara yerleştirdik. Herkese halkımızla beraber iç içe olalım dedik. Şimdi de bu programda Ticaret Odası Başkanımıza bağlanmak istiyoruz ve yurdun çeşitli illerine, ilçelerine sigorta temsilcilerimize, arkadaşlarımıza bağlanıp görüşlerini almak istiyoruz. Bu akşam ilk konumuz Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Haçsalioğlu olacaktır. Ona bağlanacağız. Sigortacılık sektöründe her zaman en iyilerini yapıp zirvelerde dolanmaya çalışıyoruz. Çünkü zirvenin sonu yok. Sigorta sektörü öyle bir sektör ki yani zirveyi bulamazsın. Zirvenin zirvesi, yani bunun bir sonu yok. Devamlı kendinizi geliştirmek, kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Aksi halde zamanla kaybedersiniz. O yüzden sigorta sektörünün iyi yönetilmesi lazım. Zaten eksikliklerimiz var. Bunu da temsilci arkadaşlarımızdan bakalım ortak görüş ne olacak? Bunların notunu alacağız. Herkese soracak olduğumuz bir iki sorunun cevabını alarak programımızı devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle Trabzon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Haçsalioğlu'na bağlanmak istiyoruz. Kendisinin sigorta haftası dolayısıyla düşüncelerini alacağız. Bu bağlamda biz her zaman hayırlı akşamlar Suat Bey. İyi akşamlar. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu hafta, geçen hafta sigorta haftası dolayısıyla etkinliklerimiz oldu. Pandemi dolayısıyla tabii ki bir araya gelemedik ama billboardları süslemeye çalıştık, bir şeyler yaptık ve şimdi de Türkiye'nin her tarafına bağlanıp arkadaşlarımızın görüşlerini alırken ilk önce sizden başlamak istedik. Hoş geldiniz. Evet İbrahim, bir öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii sigortacılık haftası nedeniyle yapmış olduğunuz veya bu etkinlikten dolayı öncelikle sizleri kutluyorum. Tabii biliyorsunuz Ticaret Sanayi Odası bünyemizde de sigortacılık bölümümüz var. Bu konuda da sizlerle birlikte çalışıyoruz yıllardan beri. Ve üst olarak da Trabzon'da bugüne kadar sürekli etkili oldunuz ve önemli toplantılar, önemli çalışmalar yaptınız. Bundan dolayı da tekrar ben sizleri kutluyorum. Tabii sigortacılık dediğimiz zaman hayatımızın her kapsamında sigortacılığı görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bakımdan olayı değerlendirdiğimiz zaman önümüzdeki süreçte de insanların bilinçlendirilmesi ve sigortacılığa önem vermesi, doğabilir maddi ve manevi diğer tüm zararların karşılanması konusunda çok büyük bir önem arz etmektedir.
bakımdan biliyorsunuz yaşamımızda her şeyimiz artık sigorta olmuştur. Geleceğimizin güven altında, malımızın güven altında olması adına sigortacılık bilincini çok fazla yayılması çok büyük önem arz etmektedir. Bu konuda şunu da söyleyebilirim. Trabzon'da elbette yapılan tüm toplantılara da ben bugüne kadar katıldım. Burada da yapılan açıklamalarda sigortacılık bilincinin birçok ile nazaran Trabzon'da oldukça ileri seviyede olduğunu da gözlemledik. Bu da tabii sizlerin başarılı çalışmalarından ve Ticaret Sanayi Odası ve Türk Odalar Borsalar Birliği sigortacılık birimleriyle olan ilişkilerinizin iyi bir şekilde çalışması sonucu olduğunu da belirtmek istiyorum. Şu gerçek ki önümüzdeki süreçte de insanlarımızın daha fazla bilinçlendirilmesi ve zor duruma düşen özellikle üyelerimizin ticaretinin geliştirilmesinde yine benzer şekilde alacakların sigortalanmasında, ihracatın sigortalanmasında, tüm emtianın sigortalanmasında, mal varlığının sigortalanmasında ticari hayatımızı da ne kadar kolaylaştıracağı ve birçok zararımızı da ortadan kaldıracağı aşikardır. Evet. Bu bakımdan bilinçlendirme çalışmalarına sürekli ara vermeden devam etmek gerekiyor. Bu sadece sigortacılık haftasında değil, bunu yıl boyu yapmakta büyük yarar var. Bunu da zaten yapıyorsunuz dernek olarak. Evet. Tebrik ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, şimdi de Giresun'a bağlanacağız. Giresun'da Mustafa Halil Beyoğlu var. Giresun Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır ayrıca. Giresun'dan sonra Urfa'ya bağlanacağız. Urfa'dan sonra Sivas var. Önceden de belirtmiş olayım. Şimdi Giresun'a Mustafa Halil Beyoğlu'na bağlanacağız. Alo. Mustafa Bey, hayırlı akşamlar. Mavi Karadeniz Stüdyoları Sigorta Günlüğü programına hoş geldiniz. Allah'a şükür bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Hayırlı uğurlu olsun programımız. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere sigorta haftası dolayısıyla söz vermek istiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Sigorta haftasını bu sene pandemideki zorluklar sebebiyle yine geçen yıl olduğu gibi kısıtlı şartlarda kutlayabildik. Ama komite olarak oda başkanımızı ziyaret, Tarsim Bölge Müdürümüzü ziyaret ve küçük çaplı kutlamalar yapmaya çalıştık. Bunun dışında toplumu bilgilendirici, odamızın desteğiyle, ticaret ve sanayi odamızın desteğiyle görsel sunumlar hazırladık. Bunları da billboardlarda sergiledik, sigorta bilincini artırmak amacıyla. Böyle kısa ama etkili çalışmalar yapmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum. O zaman sorumuza geçelim. Sigorta sektörünü bildiğim kadarıyla eski duayenlere yakınsınız. Beraber evet. Çok yol aldık sizinle. Evet. Olmazsa olmazımız veya eksiğimiz, hala daha yapamadığımız bir iki sıkıntımızı söyler misiniz? Yaklaşık 30 yılı aşan bir süredir sektörün içerisindeyim. Aralıksız. Bu zaman zarfında acente camiasının gelişmesi için güzel çalışmalar yapıldı. Ancak hala arzu edilen nitelik ve kapasitede acente yapıları oluşturamadık. Özellikle oda bünyesinde çok sayıda sahadan şikayetler almaktayız. Özellikle IP kullananları, şifreli IP kullananları sebebiyle. Kaçak. Kaçak. Kullanımlar sebebiyle denetimler ve yaptırımların, bunların karşılığında oluşturulacak yaptırımların çok etkili hale getirilmesi lazım. Bu alandaki boşluk maalesef devam ediyor. Onun dışında zorunlu sigortalar tabana yaygınlaştırılmalı. Üretim yaptığımız alanlar maalesef hala çok kısıtlı. Birçok sektörde gelişmeler olmasına rağmen bu sektörlerde zorunlu sigortalar, mesleki sorumluluk sigortaları gerçekleştirilemedi. Tıbbi sorumluluk gibi
bazı dar alanlarda kaldı. Evet. İşte trafik sigortaları gibi. Ama bunun bütün meslek dallarına, bütün nitelikli iş yerlerine yaygınlaştırılması gerekiyor. Bizi bu trafik kasko cenderesinden kurtarmak gerekiyor. Bununla anladım. İlgili olarak da bizi temsil edenlerin yoğun çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Siz Gürus'un Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıydınız. Doğru mu? Evet. 30 evet, yıllık da bir sigorta geçmişiniz var. Evet. Bana yetişemediniz ama olsun, sıkıntı yok. Çok evet, teşekkür ederim. Daha uzun yıllarda yapmak istiyoruz. İnşallah, evet. İnşallah. Hep beraber sağlıklı nice günler diliyorum. Çok teşekkür Annemiz ediyorum sizler. Bize evet, katıldığınız için. Şimdi başka arkadaşlara katılalım. Türkiye'nin her tarafından bir haber alalım. Teşekkür ediyorum. Ben hayırlı akşamlar diliyorum. Meslektaşlarımıza selamlar, saygılar. Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Evet, şimdi de Urfa'ya bağlanacağız. Urfa'da da Urfa Dernek Başkanı Sayın Nihat Fıratan'a. Bakalım Nihat Bey Urfa'dan bize ne diyecek? Urfa'yı geçer... tamam. Alo. Efendim başkanım. Nihat Bey hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi Mavi akşamlar. Karadeniz Trabzon stüdyolarına hoş geldiniz. Bir sigorta günlüğü programında sigorta haftası dolayısıyla sizlerin görüşlerinizi almak istiyoruz. Buyurun. Hoş bulduk başkanım. Öncelikle tabii ki güzel bir hafta olsun. Güzel bir yıl olsun bu saatten sonra. Tüm meslektaşlarımız için. Evet. Tüm halkımız için güzel, sağlıklı, huzurlu bir yıl olur inşallah. İnşallah. Ben buradan tüm meslektaşlarımın sigortacılık haftasını kutlarım. Bol üretimler olsun inşallah diyorum. İnşallah. Nihat Fıratan, kendinizi de bir tanıtın, sorumuzu söyleyelim. Tabii. Nihat Fıratan, Şanlıurfalı. Şanlıurfa Sigorta Acenteler Yönetim Kurulu Başkanlığı'yım. Aynı zamanda sigorta acentesiyiz. Evet. Yıllardır, yaklaşık 17 yıldır bu sektördeyiz. Ekmek kavgası peşindeyiz. Allah nice 17 yıllar nasip etsin. Size şimdi sorumu iletiyorum. Şimdi sigortacılık haftasını tabii Canı Gölü'nden hep beraber kutluyoruz. Sektör olarak eksiğimiz nedir? Yani 1-2, en fazla 2, en önemli eksiğimiz nedir? Bunu kısa ve öz söylerseniz memnun oluruz. Tabii en önemli eksiğimiz birlik ve beraberlik. Evet. Birlik ve beraberliğimiz olmuş olsaydı biz bugünlere gelmezdik. İkinci şey, sigortacılık artık çok önemli bir meslek ve bu mesleğin önemini kazanmak istiyoruz. Tabii ki devletimizin bize vereceği önemle desteklerle sivil toplum kuruluşlarımızın vereceği güvenle sektörümüzün daha önemli, daha kıymetli olmasını temin ediyorum. Daha kurumsal, daha güvenilir. Evet. Tabii. Tamam. Nihat Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başkanım. İnşallah ileriki programlarda daha fazla zamanla ayrı ayrı pandemi geçtiği zaman stüdyoda da sizlerle buluşmayı temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Şanlıurfa'ya da teşekkür ediyoruz. Şimdi Sivas'a bağlanacağız. Sivas'ta da Sivas Dernek Başkanı Gül Ölçer Hanımefendi. Evet, bakalım Sivas'tan nasıl bir söylem gelecek. Gül Hanım. Gül Hanım. Sesim geliyor mu? Efendim. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba İbrahim Bey.
seçmez. Allah'a şükür. Mavi Karadeniz Trabzon stüdyoları sigorta günlüğü programına hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk İbrahim Bey, hoş bulduk. Sigorta haftası dolayısıyla düşüncelerinizi almak istiyoruz. Buyurun. Evvela böyle bir program yaptığınız için ve emekleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve sayın meslektaşlarımızın da sigortacılık haftasını kutluyorum. Umarım bundan sonraki süreçte, bu pandemiden sonra tüm sorunlarımızın birazcık daha çözüm kısmında odak noktalarda buluşarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi temel ediyorum. İnşallah, inşallah. Şimdi sektörde neyin olmasını isterdiniz veya neyi yok da sıkıntı var? Yani bir iki sorunumuzu iki maddede toplarsak en önemli iki sorunumuz nedir? Evvela biz Sivas Sigorta Jantiyeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak birçok noktada sıkıntılarımız var ama en önemli açık olarak şunları biz tespit ettik. Ticaret odalarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile entegre olabiliyorduk. Bu bir şekilde çalışan bir acente, merdiven altı çalışan acentelerin, yetkili acentelerin betimlerine çok baltaladığına şahitiz. Bu noktada Sivas Ticaret Odası Başkanlığı'yla görüşmelerimizde mevcut kayıtlarını yaptıran şubelerin topla kayıtlarına olmadığına şahit olduk. Dolayısıyla biz bir entegrasyon istiyoruz. Yani ticaret odasında kaydını yaptıran her ajantenin mutlaka topla da levhada da kaydının olmak koşulu olması gerekirken maalesef levhada hiçbir kaydı olmadan sadece mevcut illerdeki ticaret odalarına mesleki kayıtlarını yaptırıp levha kayıtları olmayan binlerce şube tespit ettik. Sivas için ben şöyle söyleyeyim, 25-30 tane kaydı olmayan, levhaya kaydı olmayan şubelerin sektörümüzü baltaladığını gördük. İlginç. Ayrıca Mustafa Halil Beyoğlu da bu IP konusunda da, şirketli IP konusunda da önemli bir noktaya değindi. Bunları zaten biz ticaret odaları, sigortacılık bölümünde çalışan arkadaşların da birazcık harekete geçmesini istiyoruz. Yani o koltuktan kalkıp sektörü yakından takip ettiler. Tüm acentelerin gerçekten levhada kayıtları var mı? Ya da bu şubelerin gerekli yetki belgeleri vesaireleri var mı? Ya da bu şubelere atanan müdürlerin SGK girişleri devam ediyor mu? Gibi birçok sorun var aslında. Hani bunları sadece iki başlık altında toplamak ne kadar zamanımız alır. Tabii ki şimdi başka bir programda da uzun konuşuruz ama inşallah çok ciddi sıkıntılar var. Tabii ki inşallah biz sigortalı sorunların zaten merkezindeyiz de zamansızlıktan dolayı en başlıca iki tanesini sorduk. Yoksa sıkıntı zaten bitmiyor Gül Hanım. Yani zaten yetkililer veyahut da gelen zaten iş yapmıyor veya yapamıyor veya yaptırılmıyor ama illa da o koltukta bulunmaya da devam ediyorlar. Sağlık olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha geniş bir zamanda beraber olmak dileğiyle. İnşallah. Bayan sizsiniz bizim önümüzde emeklerinizi. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Sivas'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Samsun sonra Sinop'a bağlanacağız. Gül Hanım, Sivas zaten dernek başkanı, yönetim kurulu başkanı. Şimdi Samsun'a bağlanıyoruz. Hüseyin Koç, Samsun. Hüseyin Bey, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Mavi Karadeniz Trabzon Stüdyoları Sigorta Günlüğü programına hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. Sigorta haftası dolayısıyla düşüncelerinizi almak istiyorum. Bir iki kelime ve sonra da sorumuzu soracağız. Buyurun. Kendinizi bir tanıtırsanız kendinizden Samsun'dan daha iyi olur. Buyurun. Peki. Ben Hüseyin Koç, Samsun Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı. Aynı zamanda Samsun Koç Sigorta Limited Şirketi sahibiyim. Evet. 19 yıllık acentelik mesleğimi yapıyorum severek, beğenerek. Bu vesileyle tüm sigorta emektarlarının sigortacılık haftasını kutluyorum efendim. Teşekkür ediyorum.
Şimdi sigorta sektöründe tabii siz de epeydir varsınız. Biz şöyle diyoruz, sorularımızı dinlediniz herhalde. Başlıca en fazla, en büyük sorunumuzdan bir iki tanesini rica etsek sizden. Tabii ki. Zamanımız var mı? Ne kadar konuşacağız? Zamanımız yok. İki dakikanız kaldı. Evet, maalesef. İki dakika mı? Tamam, bir evet. Dakikaya sığdıracak şekilde söylüyorum. Evet, şimdi iki madde. Tüm arkadaşlarımızın belirttiği gibi komisyonlarımızın eriyip küçülmesi, yani zamana yenik düşmesi, artı işte sigorta şirketi genel müdürlüklerin acenteler üzerindeki baskıları, işte nedir bunlar? Taahhütler, cezalar vesaire, kotalar. Bunlar karşısında acenteler eziliyoruz. Ha, bu arada da iki dakikanın içine sığdırmak istediğim bir konu var. Evet. Şimdi sigorta camiasında TÜSAF'ımız var, SAİK'imiz var, TOB'a bağlıyız. Ama seçmiş olduğumuz yöneticilerimizin, seçmiş olduğumuz liderlerimizin, bizi temsil eden kişilerin biraz pasif kaldığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey, halkını kırmızı çizgiyle çizelim. Sigorta camiası hiçbir meslek kadar şanslı olmadı şu dönemde. Evet. Çünkü basında da takip ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman Soylu meslektaşımız. Evet. Yani bakanımız meslektaşımız. Bunu fırsata çevirmedi seçtiğimiz liderlerimiz, başkanlarımız. Çeviremediler. Böyle bir fırsatı acentelerin lehine görüşmeler, istişareler, çareler yaparak bizim özlük haklarımızı daha iyileştirebilirlerdi. Aksine pasif kaldık. Evet. Şanssızlığımız. Maalesef. Yok efendim. Bu şekilde özetliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah ileriki zamanda, geniş zamanda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Selamlar, saygılar efendim. Sağ hayırlı olun. Akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Samsun, Hüseyin Koç'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mersin'e bağlanmak istiyoruz. Aldığımız cevapları sonuçta toplayacağız. Bakalım ki en büyük sorunlarımız neymiş? Onları da yine sizlerle gidermeye çalışacağız. Ticaret Odası Başkanı'nı ararız gerekirse. Başkanım. Hayırlı akşamlar Fahrettin Bey. Hayırlı akşamlar başkanım. Mavi Karadeniz Trabzon Stüdyoları Sigorta Günlüğü programına hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Başkanım. Teşekkür ederim. Sağ ben olun. Teşekkür ediyorum. Sigorta haftası dolayısıyla düşüncelerinizi almak istiyorum öncelikle. Sonra sorumuza geçeceğiz. Buyurun. Öncelikle sigorta haftasını ilk kutlayan başkan olarak sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ondan sigorta haftasının bütün meslektaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok sigorta sağ olun. Haftasını bu yıl buruk yaşıyoruz. Her yıl daha görkemli, daha heyecanlı yaşıyorduk. Bu yıl biraz buruk yaşıyoruz pandemiden dolayı. Pandemide vefat eden meslektaşlarıma Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Amin. Sağ olun, var olun. Şimdi Fahrettin Bey, şimdi dediniz ya ilk kutlayanlar, belki bilmeyen vardı. Sigortacılık haftası resmileşmeden önce ilk TÜSİT olarak biz kutlamaya başladık. Kesinlikle. Şimdi sigortacılık haftasını TÜSİT kutluyordu ve yasalaşması konusunda da TÜSİT'in emeği çoktur. Evet, yani onu bir açmak... İbrahim Sertel'in emeği çoktur. Teşekkür ederim. Onu açmak istedik yani, yanlış algı olmasın diye. Evet, TÜSİT olarak biz yaklaşık 2004'ten beri kutluyoruz. Ve bizden 10 sene sonra başarabildik resmileşmesini ve Mayıs ayının her bir son haftası resmi olarak sigortacılık haftası. Evet, aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi iki cevap da sektörün problemini, sorunlarını iki maddeye sığdırırsak en büyük sorunumuz iki maddede nedir? Yani birinci sorunumuz kesinlikle biz bir türlü meslek örgütü olamadık. Yani birlik mi olamadık demek istiyorsun? Beraber mi olamadık? Ya olamadık yani. Sigorta sektörü bir türlü meslek örgütü. Bugün eczacıları düşünürsek, eczacılar 15 gün eczanelerinden ayrı kaldığı zaman biliyorsun bir tane eczacı tayin etmek zorundadırlar. Ve eczacılar ikinci bir şube açamazlar biliyorsun. Evet. Bugün mali müşavirleri düşündüğümüz aynı şekilde, gümrükçüleri düşündüğümüz yok, bizde, zaman aynı bizde sorun yok. Biz şube açarız ama illegal açan da çok var. Demin Gül Hanım söyledi. Ticaret odasına kayıt oluyorlarmış. Ama odalar birliğine kayıt yok.
illegal yani sorsan kayıtlı resmen. Hele Güneydoğu'da bu daha fazla. Yani Mersin'de bile kayıtlı acentemiz 400 sene maalesef Mersin'de 700'e yakın acente var diyebilirsin. Yani acente demeyeyim de. Anladım, anladım. Merdiven altı bir sürü acente. Bizim evet. Kadar bir de merdiven altı acenteler var. Evet, ikinci olarak demek istediğiniz ne olabilir? Ya işte dediğim gibi bir birlik olmamız lazım. Tamam. İki. Yani sigorta sektörünün birlik olması lazım. Sigorta sektörünün kendi kendini yönetmesi lazım. Evet, ikinci olarak? İkinci olarak da yani ne olabilir mesela sigorta sektörünün düzelmesi için? Bir bu yaptırım. Komisyon paylaşımının diyelim artık o ne ad koyarsa. İade. Yasal iadenin yani acenteler arası komisyon paylaşımı ya da müşteriye verdiğimiz komisyon iade. Şimdi şöyle hiçbir sektörde çalışıp da kazandığını sonra iade eden bir sektör yok. Kesinlikle. Bunun kesinlikle düzenlenmesi lazım. Ha, yani adam biz, 20 lira hikayesi var o bile geri gelmiyor. Yani biz çalışıyoruz, ediyoruz, yapıyoruz, komisyonu alıyoruz, yiyoruz, geliyor adam bir ay sonra, üç ay sonra poliçeyi iptal ediyor. Biz yediğimizi de iade ediyoruz. Aynen öyle. İki defa uğraşıyoruz, hiçbir şey almıyoruz bu sefer. Bir defa uğraşıyoruz, alıyoruz, yiyoruz, ikinci de uğraşıyoruz, geri veriyoruz. Yani böyle ya bunun, bir abesli iştigal. Evet. Bunun düzenlenmesi lazım. Yani tamam. Düzene sokulması lazım ve dediğim gibi bu şeyden hani müşterimize iade ettiğimiz komisyonlar. Maalesef evet, bir evet. Sürü meslektaşımızı görüyoruz. Poşetlerin evet. İçinde poliçenin yanında da para iadesi yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum Fahrettin Bey. Zamanımız kısıtlı. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah geniş zamanda beraber oluruz. Teşekkürler. Evet şimdi de Erzurum'a sonra Adıyaman'a bağlayacağız. Erzurum'da derneğin kuruculuğunda destek olduğumuz isminde falan Erzurum Doğu Anadolu Sigorta Acenteli Derneği Başkanı Serkan Bey var. Serkan Daş. Kendisine bir bağlanalım. Ondan sonra da Adıyaman'a Hüseyin Akıncı'ya bağlanacağız. Sonra İzmir. Evet. Serkan Bey. Başkanım merhaba. Merhaba, hayırlı akşamlar. Trabzon Stüdyoları Mavi Karadeniz, Trabzon Stüdyoları'ndan Sigorta Günlüğü programına hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dedim. Sağ olun, başkanım. Teşekkür ediyorum. Sigorta haftası dolayısıyla görüşlerinizi almak isterdik, buyurun. Pandemi dolayısıyla başkanım biliyorsunuz sessiz ve buruk kutladık. Evet, maalesef. Biz her ne kadar da sessiz ve buruk kutlasak da bunu, biz dernek adına yani Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği adına bu haftayı şaşalı bir hale getirmeye çalıştık. Amacımız gayemiz bu zaten. Evet. Sigortacılık sektörünü saygın bir hale getirmek bizim yegane yapmış olduğumuz işlerden bir tanesidir. Bu yüzden billboardlarda yerimizi aldık zaten. Ticaret odasıyla irtibata geçip bugünün bu haftanın önemli olduğunu bize sahip çıkılması gerektiğini bunlara ibra etti ki biz Erzurum olarak Erzurum'dan bahsedeyim evet. Ciddi bir çalışma yaptık. Bir yıllık bizim toplamda ekonomiye Erzurum için konuşayım katkımız yaklaşık 180 milyon ve biz bunun biliyorsunuz yaklaşık 35 milyonu da vergi olarak veriyoruz. Evet. Ve artı yaklaşık 90 taneye yakın burada acentemiz var. Ve bu acentelerin çalıştırdığı personel, yatırdığımız SGK'lar ve Erzurum'a katmış olduğumuz ki bunu Türkiye genelinde düşünürseniz eğer çok ciddi bir payımız var. Çünkü biz insanların ekonomik kaybını önleyen saygın bir sektörüz. Evet. Biz dernek olarak bunu insanlara lanse etmeye çalışıyoruz. Biz bunu dernek olarak herkese vurgulayıp herkese belirtmek istiyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi de budur başkanım. Teşekkür ediyorum. Peki sektörün problemlerini, sıkıntısını saymaya kalkarsak, söylemeye kalkarsak iki tane kısa, büyük sorunumuz nedir? Ben çok kısa iki tane konudan bahsedeyim size. Buyurun. Bir, herkes sigortacı olmamalı. Yani bu şartların ağırlaştırılmış olması gerekiyor bizce. Geçen seneden bu tarafa biz yapmış olduğumuz tespitlerle ilgili konuşayım.
yaklaşık 10 taneden fazla acente açılmış Erzurum'da. Evet, açılmalı ama biraz önce söylediğim gibi biz insanların ekonomik kayıplarını önleyen saygın bir sektörüz. Evet. Bu şartlarla aynı kulvarda olmamalıyız. Bu işi herkesin yapmaması için ağırlaştırılmış birçok şart getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi de acentelerin özlük haklarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz siz bizden daha tecrübelisiniz. Yapılan her şartlar veya bizim önümüze getirilen her konu sigorta şirketlerinin lehine. Yani bizim iki dudakların arasında bizi hemen kapatabilirler, kapatabiliyorlar. Ama biz bununla ilgili özlük haklarımızın daha iyi şartlar haline getirilmesini talep ediyoruz ve bu yönde de çalışmalarımız var. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Biz İnşallah daha geniş bir zamanda beraber olur. Trabzon'a sevgiler, saygılar. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar İyi diliyoruz. İyi programlar diliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, şimdi de Adıyaman'a bağlanıyoruz. Türkiye'nin aslında bağlanacağımız çok yerler var da bazılarını böyle sesleri duyulsun, icra köşeleri de kalmasın. Oralardaki sorunları da almış olalım. Evet, Hüseyin Bey. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Hüseyin Bey. Mavi Karadeniz Trabzon Stüdyoları Sigorta Günlüğü programına hoş geldiniz. İyi akşamlar İlhan Bey. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Sigorta haftası dolayısıyla görüşlerinizi alabilir miyiz? Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Adıyaman Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı. Biz Adıyaman'da senede bu pandemi koşulları içerisinde sigortacılık haftasını kutlamaya çalışıyoruz inşallah. Bu senede buruk da olsa billboardlarda ticari sayılması katkılarıyla kutlamaya çalışıyoruz. Ve bu sene vesileyle bütün meslektaşlarımızın sigortacılık haftasını kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. Sigorta sektöründe eksik olan yani en büyük iki tane sıkıntı, sorun nedir acaba? Şimdi şahsi görüşüm olarak sigorta sektörünün bizdeki en büyük sıkıntısı şudur. Sektördeki birlik ve beraberlik olmamamız ve bir odamızın olmamasından kaynaklanır bence. Evet. Selam Silisi yaklaşık olarak resmi olarak 16 bin acentesi olan bir meslektaş. Evet. İkinci olarak 16 bin acentenin bir odası olmaz mı? Tabii ki. Olmadığı zaman birlik beraber olmadığı zaman evet, onu açarız. Maalesef yerimize sayıyoruz. Onu açarız Hüseyin Bey. İkinci olarak İkinci olarak ne var? Ne geliyor aklınıza? İkinci olarak da sektörümüzde yeteri kadar denetim ve cezai işlemlerimiz yok. Maalesef sektörümüzde çok fazla bir başıboşluk var. Yaptırımımız yok diyorsun. Tamam. Maalesef. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Zamanımız kısıtlı olduğu için inşallah daha uzun bir saatlerde beraber olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Evet. Adıyaman'a teşekkür ediyoruz. Şimdi İzmir, sonra Osmaniye, Malatya, Balıkesir'le de bitireceğiz inşallah. İzmir'e Ersoy Bey, Ersoy Koca Mustafa Hocam, evet. Koca Mustafa değil mi? Efendim. Ersoy Bey, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Mavi Karadeniz Trabzon Stüdyoları Sigorta Günlüğü programına hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Başkanım. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sigorta haftası dolayısıyla görüşlerinizi alıp sonra iki soru soracağız. Kendinizi tanıtarak buyurun. Tabii ki. Öncelikle bu pandemi döneminde hayatını kaybeden meslektaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilemek istiyorum. Evet, bildiğimiz gibi her yıl Mayıs ayının sonunda kutlamak istediğimiz, kutladığımız sigortacılık haftasını ülkemizde dünya genelinde yaşanan maalesef pandemi nedeniyle iki senedir çok buruk yaşıyoruz.
Gönül ister ki Görkem'le hep birlikte kutlamak isterdi ama inşallah bu yıl özelinde kalması dileğiyle diyorum. Öncelikle birkaç tane mesaj da vermek istiyorum sektörümüze. Sektörümüzün ve meslektaşlarıma. Evet. Sektörümüzün en dinamik ve vefakar emekçileri olan Acente dostlarımız sigortacı haftasını kutluyorum. Teşekkür ederim. Tüm çabaları, sektörün büyümesi, gelişmesi ve saygınlık kazanmasını düşünen sigorta acentelerinin sağladığı istihdam, ülke ekonomisine pozitif katkıları çok fazladır. Bu katkılar da sürekli ve artarak da devam ediyor. Hı hı. Bunu vurgulamak isterim. Teşekkür ediyorum. Ayrıca finansal sektöründe en önemli kanallarından birisidir, dağıtım kanallarından birisidir acenteler. Sigorta bilincinin artırmasında, risk üretim ve tüketicinin güvenini artmasında çok önem arz ediyor sigorta acenteleri. Bunları da özellikle vurgulamak istedim. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi sigortanın sorunlarını söylerken, düşünürken var olan iki tane büyük sorunu bize söyleyebilir misin? Ya ben bir pozitif ayrımcılık istiyorum arkadaşlardan da özür dilerim. Herkes ikide de ben birkaç tane daha uzatacağım. Önce dağıtım kanalları arasındaki görev ve tanımların kesinlikle yapılması lazım. Broker ne iş yapar? Banka ne iş yapar? Acentenin görev yetki alanları. Bunların bir sınırlandırılması ve gerçek 5684'teki yasal zeminlerine çekilmesi. Eğer gelmiyorsa da ciddi bir cezai müdelerin uygulanmasını görmek istiyoruz. İkinci olarak sigorta şirketleriyle acenteler arasında adaletli bir sözleşme olmasını gerektiğini düşünüyorum. Üç, denetim sorunu çok fazla, denetimsizlik çok kötü. Burada denetimin altına da şöyle birkaç tane AB maddesi koymak gerekir. Bence SAİK'in de bu konuda şöyle bir karar olması lazım. Acenteye ceza kesmez. Orada bağımsız bir denetim mekanizması oluşması lazım. Denetim mekanizmasının bu şekilde ilerlemesi çok daha hayırlı olacak. Dördüncü olarak da son olarak da şunu söyleyebilirim. Sektörün bir kere birlik beraberlik içerisinde, tüm acente arkadaşların birlik beraberlik içerisinde olması lazım. Maalesef her dönemin kavgalarından ya da meslektaşlarımızın, dernek başkanlarının taraf olmuyorsa bertaraf olmasından artık usandık. Herkes söylemde birlik beraberlik diyor ama maalesef masaya uygulamada yok. Evet, maalesef. Birlik beraberliğimiz olmuyor. Evet. Taraflaştırılıyoruz. Bence bu şu andaki yöneticilerin bilinçli olarak yaptığı bir çalışmadır. Herkesi taraflaştırma modeli. Meslektaşlarımdan özellikle rica ediyorum. Bu tarz birlik beraberliğe ya da birlik olmaya gayret gösteren insanların etrafında toplansınlar. Ayrışan modelleri mutlaka dışlasınlar. Kim bir taş üzerine koyuyorsa ona kim olursa olsun destek versinler. Yani senden benden modelinden çıkıp meslek adına kim icraatlarını sunuyorsa, katkı koyuyorsa, doğru yapıyorsa onların arkasında hep birlikte yürüyelim. Evet. Teşekkür ediyorum Ersoy Bey. Vaktimiz kısıtlı olduğu için 3 arkadaşımız kaldı. Sağ olun, başkanım, var olun. İnşallah uzun bir zamanda beraber oluruz. Türkiye'deki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Son bir şekilde sağlıklı kalın, hayatta kalın. Hep beraber. Ve sigortasız asla kalmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet. Teşekkür ediyoruz İzmir'e. Şimdi Osmaniye'den Suat Mart'a bağlanacağız. O da Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi. Sonra Malatya ve Balıkesir'le bitireceğiz. Toparlayıp Ticaret Odası Başkanımızı gerekirse ararız. Gerekmezse haftaya bırakırız. Efendim Prime Bey. Suat Bey, hayırlı akşamlar. Mavi Karadeniz Trabzon Stüdyoları Sigorta Günlüğü programına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Sigorta haftası dolayısıyla geçen hafta organize edip bu haftaya nasip oldu. Sizlere sigorta haftası için bir iki kelime söz verip iki soru soracağız. Buyurun. Tabii efendim. Efendim tüm meslektaşlarımızın
2 yıldır kutlayamadığımız, pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlayamadığımız sigorta çık haftasını inşallah son kez böyle ayrı ayrı kutladığımızı ve kutlamak istediğimizi söyler. Herkese sağlıklı günler dilerim. Tüm meslektaşlarımın sigorta çık haftası kutlarım. Teşekkür ediyorum. Peki Suat Bey, sigortacılıkta herhalde bir 20 yıllık falansınız, doğru mu? Ne kadar oldu bilmiyorum. 35. Benden aynısınız yani, öyle mi? Evet efendim. Desene biz bittik ya. Şimdi sigorta sektöründe sizin belirlediğiniz, düşündüğünüz, kabul ettiğiniz en büyük iki sorunu rica etsem. Hay hay, baş tacısınız. Efendim biz tüm arkadaşlarım, tüm katılımcılar aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Birlik ve beraberlik olamadığımız için biz mesleğimizin saygınlığını kendimizle bitiriyoruz. Tüm Avrupa'da, tüm dünyada acenteler ya da oradaki bizim karşılığımız olan brokerlar birlik ve beraberlikleri oldukları için saygınlıklarından hiçbir şekilde ödün vermiyorlar. Evet. Biz saygınlığımızı bitirdiğimiz için yasamıza da sahip çıkamıyoruz. Evet, ikinci olarak? İkinci olarak da yine bununla bağlantılı olarak da yasamıza sahip çıkamadığımız için kamu desteği, bakın bu pandemide hiçbir meslektaşımıza kamu desteği verilmedi. Kamu desteği alamıyoruz çünkü temsil edilemiyoruz. Temsil yetkimiz yok. Bunun için ne yapalım? Gelin biz gerekirse ticaret odasından ayrılmayı düşünelim. Evet. Birlik beraberliğe geliyor iş. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah daha uzun bir zamanda beraber olmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, estağfurullah. Sağ olun, teşekkürler. Evet, şimdi Malatya Mehmet Ayan Altınok'a bağlanacağız. Ayan Bey ayrıca Ticaret Odası Meclis üyesi. Onun da görüşlerini alalım. Sonra Balıkesir'de Cemil Sarı'ya bağlanıp bitiririz. Alo. Ayan Bey, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar abi. Mavi Karadeniz Trabzon Stüdyoları Sigorta Günlüğü programına hoş geldiniz. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sigorta haftası dolayısıyla bir iki cümleyle mesajınızı alıp sorumuza geçelim. Buyurun. Sigortacılık haftası ile ilgili 31 Mayıs 4 Haziran günü Sigortacılık Meslek Komitesi olarak Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Atasadıkoğlu'nun verdiği destekler sayesinde Malatya'da billboardlarda sigortacının önemini arz eden bilgilendirici billboardlarda kullandık. Evet. İlin ileri gelenleri Vali Bey'i ziyaret ettik. Emniyet Müdürlüğü ziyaret ettik. STK temsilcilerini ziyaret ettik. Bölge müdürlüklerini ziyaret ettik. Radyo programlarını arkadaşlar çıkarak sigortacılıkla ilgili trafik, kasko, deprem, yangınla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Hı hı. Bu şekilde dolu dolu geçirdik biz. Teşekkür ediyorum. Peki sigorta sektöründe epeydir varsınız. Yani kaç yıllıksınız? 16 senedir sigorta sektöründe. Maşallah, Allah deyince 16 yıllar nasip etsin. Peki en çok iki maddede toplayacağınız sıkıntıları söyleyebilir misiniz? Başkan, bununla ilgili biz Malatya'daki acentelerle ilgili bir anket çalışması yaptık. Evet. Bununla ilgili bunları da İcra Komitesi'ne gönderdik. En çok acentelerin sıkıntılarıyla ilgili komisyon önde geliyor. Taşıma kapasitesi, yetkisiz kişiler, denetim, sigortacılık dışında başka yapacakları işlerle ilgili bilgi aldık. Bununla ilgili bunların hepsini istedi arkadaşlarımız. Bunu da biz rapor halinde sayıkçı sigortacılık müdürlüğüne gönderdik. Peki, çok teşekkür ediyorum Ayan Bey. Ben teşekkür ederim. Nice sigorta günlüğü, pardon, nice sigorta haftası kutlamak dileğiyle hep beraber sigorta günlüğü programına katıldığınızdan teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlarımın sigortacı arkadaşlarım sigortacılık haftasını kutluyorum. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, son olarak da Balıkesir, biraz Cemil Bey dün hastaydı, bakalım bugün nasıl? İnşallah iyileşmiştir.
Evet. Balıkesir'e bağlanıyoruz. Evet. Cemil Bey'den ses çıkmıyor. Bir daha arayalım. Efendim? Cemil Bey, hayırlı akşamlar. Diğer numaranızdan aradık ama ulaşamadık size. Hayırlı akşamlar Sayın Başkanım. Mavi Karadeniz Trabzon stüdyolarına hoş geldiniz. Sigorta Günlüğü programında bütün Türkiye'yi arayabildiğimiz kadar son kişi, yayın süremiz doldu. Bir saatlik yayın süremiz, son olarak da sizi alıyoruz. Bu sizden başka da kimseyi arayamayacağız. Kısa olarak sigorta haftası kutlaması için mesajınız ne? Ondan sonra kısaca iki başlıkta en büyük problem, bildiğiniz iki büyük problemi rica edeceğim. Buyurun. Teşekkürler öncelikle Sayın İbrahim Başkanım. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'den sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Sağ olun. Tüm meslektaşlarım, siz sektörün basını ve şirketlerimizin ve paydaşlarımızın hepsinin sigorta haftasını kutlarım. Özellikle COVID nedeniyle kaybettiğimiz meslektaşlarımızı Allah'tan rahmet, ailelerine de sabrı cemil ihsan dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Evet. Sorumuza da iki soru başlıkta toplayacak olduğumuz sorunları da belirtirseniz. Ben öncelikle benden önce konuşan tüm başkanlarıma saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hepsi de özellikle Trabzon Cadısı Başkanı Hacı Salihoğlu Beyefendi, işte Giresun Halil Beyoğlu ve diğer dernek başkanlarımıza ve katılımcılara teşekkür ederim. Aslında onlar benim söylemek istediklerimi söylediler. Öncelikle denetim, birlik ve beraberlik ve ben onlara ilaveten de şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Hı hı. Biz bunları konuşurken gençlerimizi unutuyoruz. Nedir bu gençler? Evet. Banka ve sigorta bölümü okuyan, hem fakültesi hem yüksek okulu okuyan gençlerimiz var. Biz bunları söylerken, meslek olsun derken, meslek birlikleri olsun derken aslında biz de belli bir yaşa geldik artık. Evet. Hepimiz 20-25 yılını doldurduk sektörde. Evet. Biz gençler için aslında bunu söylüyoruz. Yani geriden gelenlere bir meslek olsun. 96'larda benim muhasebe yapıyordum. Patronum vardı. Allah rahmet eylesin Sayın Başkanım. Muhasebe mesleği için çok mücadele etti. Onun bir sözü vardı. Yani gençler, gelecek gençler için bizim için önemli değil. Ben de onu hep rahmetle anıyorum kendisine. İlaveten üniversitede okuyan gençlerimiz için evet bir meslek olmalıyız. Birlik ve beraber içerisinde hareket etmeliyiz. Hı-hı. Sayın Başkanım. Evet, doğru diyorsun. İlaveten bunu söyleyecektim. Yani diğer başkan arkadaşlarım sağ olsun hepsi sorunları, hepsi tecrübeli başkanlarımız. Sorunları bahsettiler. Ama ilaveten ben onu diyorum. Yani okuyan, üniversitemizde okuyan, banka ve sigorta bölümü gerek fakültede gerek yüksek okulda okuyan öğrencilerimiz için biz mücadele etmeliyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Cemil Bey. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnşallah daha geniş zamanlarda sizler de daha geniş zamanlarda beraber oluruz inşallah. İnşallah. Biraz zamanımız kısıtlıydı ama katılımımızdan. Evet, ben de birazcık rahatsızım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben zaten geçmiş olsun. Dün kötüydünüz. Bugün biraz daha iyisiniz. İnşallah buradan sonra daha iyi olursunuz. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun size de. Evet, saygıdeğer seyircilerimiz. Ticaret Odası Başkanımızdan sonra yaklaşık süremiz dolana kadar 11 şehre bağlandık. Giresun, Urfa, Sivas, Samsun, Mersin, Erzurum, Adıyaman, İzmir, Osmaniye, Malatya ve Balıkesir. Şimdi sigorta sektörünün ortak düşünceleri, birincisi birlik ve beraberlik, ikincisi ise denetim, yaptırım. Sonra kaçak IP kullanımıyla komisyon iade erimesi söz konusu. Yani ana maddeler 1. Birlik beraberlik, 2. yaptırım,
denetim boşluğu. Üçüncüsü de komisyonların, hani sigorta yaparken komisyon alıp biz bunu kazanç olarak yazıyoruz, harcıyoruz. Sonra kişi bu ay, 3 ay, 5 ay sonra iptal edince komisyonu iade ediyoruz müşteriye. İade edince de şirket bizden geri almış oluyor dolayısıyla. Ne oluyor? Biz kazandık dediğimizi, yedik dediğimizi, harcadık dediğimizi geri ödemek zorunda kalıyoruz. Yani hiçbir meslekte iki defa çalışıp da kazandığını iade eden bir kurum bulamazsınız. O kadar gülünç, o kadar sıkıntılı bir durum ki, yani bunu hala çözemediler. Kısmi olarak bir sigorta şirketi uygulamaya girdi ama kısmi olarak bizde şu olmalı. Liderlik yapan, başkanlık yapan, yani bunlar hep lafta. Sözde de özde de bir olmalıyız. Yani biz size poliçe yapıyoruz ve bizim orada 10 lira, 5 lira, 50 lira neyse karımız var ve siz geliyorsunuz bir ay sonra diyorsunuz ki onu geri ver. Yani biz hangi paraya, neye güvenip de biz bunu harcayacağız gibi bir durumdayız. Yani burada sigorta şirketlerinin de dördüncü olarak da sigorta şirketlerinin sıkıştırması söz konusu. Ben burada 3 dakikalığına bir ticaret odası başkanıma arayıp bitirmek istiyorum. Çünkü sıcağı sıcağına 3 dakika sürmez. Ondan sonra hemen konuyu bitirelim. Evet. 3 dakika değil, 1 dakika diyelim. 4 tane ana madde önümüze geldi. Suat Bey, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sigorta Günlüğü programından arıyorum. Canlı yayındasınız. Şimdi evet. Burada 11 tane şehre bağlandık. Yani İzmir'den Urfa'ya diyeyim size. Evet. Ortak bazı konu çıktı sizi de ilgilendiren. Sıcağı sıcağına söyleyelim. Gerçi Trabzon'da böyle bir sorunun olduğunu düşünmüyorum. Duymadım da. Evet. Bazı kişiler ticaret odasına kaydolup odalar birliğine bildirilmeden sigortacılık yapıyorlar diye şikayetler var. Yani dört tane ana maddenin dördüncü sırasına yerleşti. Bizde böyle bir konular olduğunu hiç duymadım. Sizin de bilgilerinize sunuyorum. Artık siz bir sorgularsanız seviniriz. Evet İbrahim Bey, bugüne kadar bize bu konuda herhangi bir şikayet gelmedi. Ama geldiği takdirde takip ederiz ama şimdiden de madem sizden bu konu geldi, biz yarın itibaren de tekrar buna bakarız, bizde de var mı bilmediğimiz. Ama bugüne kadar da herhangi bir şikayet gelmedi, bilginiz. Teşekkür ediyorum. Diğer şey, ben beşinci olarak da ticaret odaları diyor, odalar birliğiyle entegre olamıyor. Aslında mesela ben Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nı konuşmak istiyorum. Tamamıyla entegre çalıştığını düşünüyorum. Belki biraz eksiğimiz var ama Hakan Bey ayrıldı. Ondan sonra yeniler geldi. Biraz daha o konuda sıkıştırırız herhalde. Daha iyi entegre oluruz diye düşünüyorum. Doğru mu? Tabii siz daha önce Ticaret Sanayi Odası'nda meclis üyeliği yaptınız. Bu konuda evet. Daha entegre olduğunu da biliyorsunuz. Evet. Ama tekrar kontrol edilir ki noksanlık var mı yok mu diye. Zaman zaman da bizim akreditasyondan dolayı da bu konular kontrol ediliyor. Ama herhangi bir konu varsa bizi ilgilendiren, bize iletirseniz de memnun oluruz. Yeter ki noksan olmasın. Teşekkür ediyorum. Duyarlılığınızdan öteri. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, Suat Bey'e de teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle konuyu bağlamak için meslek sivil toplum kuruluşları, yani bizim TÜSİT gibi sigorta derneğimizin olduğu yerlerde meslek yüksek okulları açılabilir. Aksi takdirde açılamaz yönetmeliğe göre ve bunlar birbiriyle çalışmalı. Biz evet 1,5-2 sene ders verdik. Fakat şunu görüyorum, meslek yüksek okulları, yani
öğrettikleri meslekten alakası olmayan bir şekilde yürüyor. Yani sigortacılık meslek yüksekokulunda sigortacılık öğretilmeli. Ve bir de öğretilmiyor, naylon staj gibi bir stajlar oluyor. Tabii bunları da artık gözden kaçırmamak lazım. Sigorta haftası dolayısıyla da biz bütün okullara altyapıdan ders vermek isteriz. Yani 6 ayda bir de olsa konferans salonlarını kullanıp sigortanın ne olduğunu anlatmak isteriz. Çünkü bu kültür tabandan yerleşmeli. Yani insanlar 20-30 yaşına geldiği zaman sigorta, artık bir arabası oldu, bir evi oldu da sigortasını yapayım lan, sigorta neyi, nedir öğrenmeye kalkarsa işimiz çok zor. O yüzden bu işleri tabandan almalıyız. Bir şekilde başlamalıyız. Bizim benden sonra Trabzon'da en büyük bir abimiz var, kulakları çınlasın. Ona dediğim şuydu: ben uğraşmaya başlamadan siz uğraşmaya başlasaydınız biz şimdi buradan başlamazdık. Evet, biz 2002 yıldan beri uğraşıyoruz ve bundan sonra bizden bayrağı alıp çalışacak olanlar daha rahat gidecekler. Çünkü biz bir başladık ve bizim kanun çalışmamız, 135 yıllık kanun olmayan sektöre 5 yıl uğraşarak kanun çıkarttık. Sigortacılık haftasının resmileştiren ve 2004 yılından beri kurucularındanız. Sigorta Bilgi Merkezi, o zamanki adı Tramer'in tanıtımını ve kurucu altyapısının çalışmalarında bulunan kişiyiz tek olarak. Yani sigorta sektöründe her yerden varız. Tabiri caizse kişiye beni tanımıyorsanız sigortacı değilsiniz deyince alınmalar, kırılmalar oluyor ama maalesef böyle. Çünkü 35 yıldır sektörün içindeyiz. 2002 yılından beri, yani 19-20 yılda bir fiil devlet, sektör, şirketler hep beraber kol kola gidiyoruz ve bundan sonra da biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, bir sigorta günlüğü programının da sonuna geldik. Bu hafta dolu dolu yaşadık. Arkadaşlarımıza gönül isterdik ki daha fazla vakit verelim. Çünkü başka dernek başkanlarımız var. İstanbul olsun, Ankara olsun, ne bileyim saymakla bitiremediğimiz Aydın olsun, Afyon olsun, Antalya olsun, var. Çok var. Adana olsun, Hatay olsun, ama önümüze çıkan kişileri aramaya çalıştık. Böyle onlarla bunları kutlayalım dedik. Diğer arkadaşlara da saygı sevgilerimizi sunuyoruz. Herkesin sigorta haftasını kutluyoruz. Yine sigorta günlüğü programının sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya son programımız nasip olacak? Biz de sezon finalini yapıyoruz tabiri caizse. Haftaya sezon finalinden sonra Eylül ayında tekrar buluşacağız inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın, sigortasız kalmayın. TMT sigorta katkılarıyla sigorta günlüğü sona erdi. Mutfakta rende ve bıçakla hala uğraşıp duruyor musunuz? Artık bunların hiçbirine gerek yok. İşte mükemmel ürün Grater dilimleyici, doğrayıcı ve rende ile karşınızdayız. Her gün mutfağınızda kullanacağınız muhteşem ürün. İstediğiniz tüm sebze ve meyveyi ince ince dilimleyebilirsiniz. Evde patates cipsi mi yapmak istiyorsunuz? Anında dilimleyin. Ya da canınız havuç salatası mı çekti? Anında rendeleyin. İsterseniz kuru yemişlerinizi ufalamak veya çekmek istediğiniz zaman bile kolayca kullanabilirsiniz. Zaman kaybı yok, kablo ve elektrik derdi yok. Tamamen pratik ve kolay. Üstelik şimdi arayana 3 farklı bıçak silindirini de hediye ediyoruz. Dilimleyici rende, kalın rende ve ince rende. İstediğiniz zaman istediğiniz bıçağı kolayca kullanabilirsiniz. Kızartma hazırlamak istediğiniz zaman bile kolayca kullanabilirsiniz. Kabak, patlıcan, patates, havuç, kısaca...